İşte adamı böyle yaparlar. Burası Osmanlı Gülüm. Buraya giriş var, çıkış yok. Şimdi Dolmabahçe Sarayı'ndayız. Güzel bir bilgi vereyim. Güzel değil, normal bir bilgi vereceğim. Müze kart geçmiyor. Girişler öğrenciye 5 TL, tam 10 TL, 0-6 yaş çocukta 5 TL. Bu gereksiz bir bilgi vardı bilmiyorum. Müze kart geçmiyor. Çünkü burası galiba belediyenin. Şimdi Abdülmecid'in evine geldik. Burası Dolmabahçe Sarayı. İçeride çekim yapmak yasak galiba ama çekebildiğimiz kadar çekmeye çalışacağız. Gizli bir görev üstünde gibi hissediyorum kendimi. Lanet olsun, niye her şey bu kadar zor? Bir saray göstermek istiyoruz alt üstü yani. Neyse. Daha hazırladığım bilgileri belki dışarıda bahçede verebilirim. Çünkü burada olabildiğince veremeyeceğim. Burası Osmanlı Gülüm. Buraya giriş var, çıkış yok. Ay ben çok korkardım küçükken biliyor musun? Mafyada öyle şeyler derlerdi ya filmlerde. Girişim var, çıkışı yok. Allah'ım diyorum yanlışlıkla girsem mafyaya demek ki çıkamayacağım. Allah'tan girmedim, iyi oldum. İlk YouTuber oldum Aşak, oradan çıkabilirsin, hesabı kapatırsın. Yani çok üzüldüm biliyor musun? Böyle kötü yola düşen kızlara derler diye işte buraya gireceksin, girersin, çıkamazsın, kefenle çıkarsın falan diye. Ay, o kadar üzüldüm ki diyordum inşallah kötü yola düşmem, inşallah mafyaya karışmam yoksa çıkamam ya. Pişman olsam çıkamıyorum düşün, öldürüyorlar beni hemen. İşte Osmanlı'da da öyleymiş. Bir kere girdin mi? Şimdi Dolmabahçe Sarayı'nın bahçesindeyiz. Hayatımda bu kadar adrenalin yaşamamıştım gerçekten. Her an birine yakalanacağım korkusu var ama bahçede çekim yapmak serbest diye düşünüyorum. Ciddi ciddi bilgi verme niyetindeyim. Ama ben böyle şey gibi hissediyorum kendimi. İşte böyle ünlülerin evinde gezen sunucular var ya, işte Hülya Avşar'ın evindeyiz, Tarkan'ın evindeyiz falan. Ben de böyle bugün Abdülmecid'in evindeyiz falan diye hissediyorum kendimi. Gerçekten de öyle. Abdülmecid tarafından yaptırılmış bir saray. Burası ve tam 5 milyon altın harcandığı söyleniyor sarayın yapımı için. İçerisini görünce zaten anlıyorsunuz bunun nereye gittiğini, bu paranın. Burası Topkapı Sarayı'ndan sonra yapılmış bir saray. Topkapı Sarayı tam 400 yıl boyunca Osmanlı'nın evi oluyor. Aslında bakarsanız Türklerdeki şu mantık var ya, hemen parayı bulunca Türkler evi değiştirirler mesela. Hemen yeni bir eve geçerler falan. Osmanlı iyi dayanmış yani, o kadar bu mantıkla her fetihten sonra yeni bir saraya çıkmaları, yeni bir eve çıkmaları gerekiyordu. Ama öyle yapmamışlar. 400 yıl sonunda Abdülmecid o sarayın yetmediğini, ihtişamlı uymadığını Osmanlı İmparatorluğunu düşünerek bu sarayı yaptırıyor. Büyük masraflarla, büyük emeklerle yapılmış bir saray Dolmabahçe Sarayı ama Abdülmecid'den başkası yaşamamış sarayda. 5 yıl yaşamış Abdülmecid burada. Ondan sonraki padişahların çoğu ya yaşamamış ya birkaç ay yaşamış falan. Çok fazla kullanılmamış ama çok dünyadaki en büyük balo salonuna sahip. Ondan sonra ve o yüzden böyle birçok etkinlik, ondan sonra işte iftar yemekleri, düğünler, organizasyonlar, bayramlar falan hep bu sarayla kutlanmış. Ama yaşama anlamına bakarsanız çok kimse yaşamamış. Bence temizliği zor ondan. Çünkü tam 43 salon
234. Bir dakika bakacağım. Bakıp söyleyeceğim ya. Niye kendimi kasıyorum ki bu kadar? Kaç tane salon varsa söyleyeceğim. Bak 285 oda, oda. 285 oda, 43 salon var. Yani temizliği gayet zor bir yer. Annem hep öyle der yani. Büyük evin temizliği hiç bitmezler. Bence o yüzden burayı da çok kullanmamışlar. Çok büyük çünkü. Efsane yani. Abdülmecit. Dikkatimi dağıttın bana doğru yürüyerek çocuk. Sultan Vahdettin burada yaşamayı reddedip Yıldız Sarayı'nda yaşıyor. Bunun sebebi ise boğazı demirleyen zırhlıları, yani düşman gemilerini görmemek için, buna katlanamayacağı için kendisi Yıldız Sarayı'nda yaşamayı tercih ediyor. Bu yüzden Dolmabahçe Sarayı'nda yaşamıyor. Bu çok acıklı geldi bana bu hikaye. Atatürk yaşıyor. Cumhuriyet döneminde yaşanan bir tanesi de Atatürk. O zaman da yine elçiler falan hep burada ağırlanıyor. Çünkü gerçekten muhteşem bir mimari ve muhteşem bir manzarası var. Atatürk de sizin de bildiğiniz gibi burada ölüyor. Abdülmecit bu sarayı yaptırırken hep burada güzellikler ve güzellikler yaşasın demiş. Hep güzel anlar olsun burada demiş. Ama pek de öyle olmamış aslında bakarsanız. Ama ihtişamını, şanını, şöhretini hala sürdüren efsane bir saray. Ben diyorum ki bu sarayların içinde müze oldu ya şimdi. Mesela Abdülmecit kıyafetinde gezen bir adam olsun böyle. Ya da işte onun karısı gezsin, temizlikçiler gezsin, o gezsin, bu gezsin. Böyle şey olsun, güzel olur yani böyle. Hani bizi görmezden gelsinler, dolaşsınlar böyle içeride falan böyle. Hani sanki hala sarayda yaşıyorlarmış gibi. Enteresan bir şey olabilir bence. Bunu buradan şey yapıyorum, sesleniyorum. İşte Abdülmecit diyor ki işte şey o üniversitenin arkadaşları gibi Abdülmecit'in diyor ki işte benim evde burası falan diyor işte. Şimdi Dolmabahçe Sarayı ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Korkmayın ilk önce. Ben Dolmabahçe Sarayı'ndan çok korkuyordum. Çünkü adamın hani komşusu çırağan, bir yan komşusu Şangri-La falan böyle olunca insan biraz korkuyor. Ama korkulacak hiçbir şey yok. 5 liranız varsa 5 lira sonra herkes girip gezebilir Dolmabahçe Sarayı'nı. 20 TL'yi İstanbul kartımızı yüklemiştik. 80 TL'miz kalmıştı. 10 TL Dolmabahçe Sarayı'na girişine verdik. Ve kaldı ne kadarımız? 70 TL'miz. 4 TL'de simit aldım. Ama o simit aldığım kısımları siz göremediniz. Çünkü o arada polis beni kovalıyordu. Ondan sonra işte gözaltına alındım. Kolum bacağım kırdılar falan. O kısımları kaçırdınız. Yani 70-4'ten de 66 TL'miz kaldı. Daha saat 2'mde değil. Kaç saat? Saat yok. Bakayım. Tam bir daha. Allah sonumuzu hayretsin diyoruz. Ve buradan tramvaya binip nereye gidiyoruz? Buradan tramvaya binip Gürhane'ye gidiyoruz. Gürhane'den de ay ne ya, tramvaya binip Gülhane'ye gidiyoruz. Gülhane'de yeni vatan sarnıcı bilmem ne bilmem ne. Onaya buraya hop hop hop. Çocuklar var ya, yeni oynamayı öğrendiler böyle. Onları bir de oynatırlar. Herkes alkışlar falan böyle. Sanki büyükmüş, figür sergiliyormuş gibi. Götleri de ağır gelir o bebekler. Ağladı çünkü çiş dolu bebeğin. Ağır geliyor götü. Oynayamazdı böyle. Allah'ım o geldi aklıma. Neyse. Şimdi tramvaya binip gönlümüz nereye istiyorsa oraya gideceğiz ya. Vazgeçtim. Yerebatan'dan.